Hayırlı Alo, sabahlar, merhabalar. hayırlı cumalar, cumanız mübarek Hayırlı olsun. cumalar, Teşekkürler. teşekkürler. Adana. Muhsin Bey ve hocam, sizleri çok seviyoruz. Öncelikle bunu Çok söylemek teşekkürler. istiyorum. Eksik Allah razı olmayın. olsun. Buyurun Sağ Hatice olun. Hanım. Ben öncelikle abimle alakalı konuşmak istiyorum. Abim bundan 10 yıl önce bir nişan atlattı. Evet. Kendisi isteyerek bu nişanı yaptı. Ama kız tarafı hocayla değil, biz aile olarak çok seviyorduk kendisini. Fakat yedekte eski sevgilisiyle hala görüşüyormuş Allah nişanlısı. Allah. Evet, abimle problemler yaşayınca kendisi onunla görüşmeye devam etmiş. Abim de kendisiyle ilgili sıkıntıları çözmüş demek ki, soğumuş kendisinden ve uzaklaştı. Hı. Sonra nişanı attılar ve kız kaçarak eski sevgilisiyle evlendi. Mutsuz bir evliliği oldu kendisinin de, kocasından ayrılmış sonra. Ailesi kapıyı kapatmış kendisine. Hı. Ama o günden sonra abimin de hiçbir şekilde işi rast gitmiyor. Biz bununla ilgili hocamızdan yardım istiyoruz ve Şimdi bir bu sorun daha var Muhsin Bey. son cümle böyle biraz şey var orada, sanki hani niye rast gitmiyor, bir şey mi yapılmış, bir büyü falan mı yapılmış, ondan mı şüpheleniyorsunuz? Aynen, büyü yapılmış bir hocanın kızıydı ve herkes bunların büyüyle uğraştığını söylüyordu. Evet. Abim de o kadar mazlum bir insan ki. Daha önce çok iyi giden işi vardı, çok bereketli kazançları oluyordu. Onun sayesinde hepimiz okuduk, hepimizi, yani bütün ihtiyaçlarımızı karşılayan abimdi. Ama şu an kendisi borçlar içerisinde kalmış bir durumda ve hiçbir işi rast gitmiyor. Büyü yapıldığı söyleniyor bununla alakalı. Ama Hocamdan yardım istiyorum. zaten dediniz ya hani nişanlısı eski sevgilisiyle de aynı zamanda görüşüyormuş Evet, dediniz. son Yani dönemler. niye böyle bir şey yapsın ki? Yani madem görüştüğü birisi varsa abinize neden büyü yapsın? Yakın çevremizde zaten şey demiş, ben demiş o çocuğu demiş elime avucuma alacağım demiş, ailesiyle Ha. ilişkisini kapatacağım demiş, herhangi bir ailesi elime kesinlikle giremeyecek demiş, ben onu parmağımda köpek yapacağım demiş. Allah Allah. Bunları da O da söylemiş. evet, yakın Allah Allah. çevremizde akrabalarımıza söylemiş, yani bir de Allah yüzümüze Allah. gülen bir insandı. Evet. Hele ki annem ona bayılırdı, yani öyle söyleyeyim. Ben kesinlikle onun ailesinden hiç kimseyi elime almayacağım demiş. Yeter ki şu nikah bir kıyılsın demiş yani. Hı. Allah'ın işi o şekilde de olmadı. Eline yüzüne bulaştı. Hı. Ondan ötürü abimin üzerinde büyü olduğunu düşünüyoruz. Yani birkaç Olanda tane hayır konu. vardır derler. Olanda hayır vardır derler. Tabii Evet. hocamıza sözü bırakalım. Bakalım tavsiyeleri neler olacak. Yani sizin yorumunuz abinizin işlerinin iyi gitmemesi, ters gitmesi, yolunda Evet, 10 yıldır gitmemesini. borç içerisinde kalıyor ve borcun ne olduğu bile bilinmiyor, yani öyle söyleyeyim. Evet. Peki Hiçbir hocamıza işi sözü düzgün bırakalım. gitmiyor. Bir Teşekkür de bir tane ediyoruz. daha sorun var Muhsin Bey. Nedir ondan not alalım. Anneme de geçmişte bir büyü yapıldığı söyleniyor. Bizim diğer çocuklara bulaştığı falan söyleniyor. Ve bundan 5 yıl önce bir kardeşim, erkek kardeşim, ya birden böyle içine kapalı hale geldi ve aileyle ilişkisini kesti, tüm herkesle ilişkisini kesti ve çekti gitti şehir dışında. Şu an nerede olduğunu bilmiyoruz ve ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Ne yaptıysak kendisine ulaşamadık. Hocalara gittiğimizde de anneden geçen bir durum olduğu söyleniyor. Bir dakika şimdi. Kardeşiniz kaç yıldır sizinle beraber değil? 5 yıldır bizimle beraber değil. Hangi şehirde olduğunu bilmiyor musunuz? Hayır, bilmiyoruz. Biz mahkeme, yani savcılığa gittik. Sağ olduğunu biliyoruz sadece. Karşı taraf istemediği için herhangi bir bilgi vermediler bize. Kaç yaşında kardeşiniz? Şu an 26 yaşında. 26 yaşında kardeşiniz 5 yıldır sizden uzakta. Nerede olduğunu bilmiyorsunuz, görmediniz. Ama aldığınız bilgi onun sizinle görüşmek istemediği yönü. Hayatta sağ ama sizinle görüşmek istemiyor. Evet, kesinlikle. Bunun sebebi de anneden çocuklara geçen bir büyü olduğu söylendi, öyle mi? Evet, aynen. Hocaların Anneye söylediği bir büyü şey bu. yapılmış. Anneye yapılan bu büyü de evlatlara, çocuklara geçti denmiş. Aynen öyle, aynen Allah öyle Allah. Muhsin Bey. Neler Çünkü duyuyoruz bizim de ya. gerçekten işlerimiz rast gitmiyor. Ben yıllardır atanamıyorum mesela, en büyük sıkıntım. Allah Allah. Herkeste bir sorun var yani. Çok ilginç. Efendim bu işlerimizin rast gitmeyişini Teşekkür ediyoruz hocamızı dinleyelim. böyle işe bağlamak doğru değildir. Yani bu nasıl güçlü şeymiş ki anneden evlada geçiyor. Öyle değil ya. Ya Allah biraz önce söyledik es-Samet'tir. Yani o kimseye muhtaç değil. Herkes ona muhtaç. Yani onu uyku ve uyuklama tutmaz. Malikül mülktür, malikül mülüktür. Mülkün sahibidir, meliklerin de sahibidir. Herkes hudutsuz ihtiyaçlarla ona muhtaç. Yani şimdi biz haşa Allah'ı ikinci plana koyalım. Şu büyü
büyücü daha etkili. Şu böyle böyle sapıklık olmaz, böyle şaşkınlık olmaz yani. Biz Rabbimizin himayesine sığınırız. Ayet-el Kürsi okuyarak, Kul euzü birabbil felak, Kul euzü birabbin nas surelerini okuyarak sağlam bir kaleye sığındım derim. Onlar kim oluyor? Ama peki işimiz rast gitmiyor. Bahsettiği kişi, kardeşi, efendim birisiyle nişanlanıyor. Nişanlısının da başka sevgilisi var. Onunla durmadan görüşülüyor. Böyle gecenin ne hayır olur mu sabahından? Böyle nişanın arkasından ne hayır mı olur? İşte onların işi bıraktılar, bozdular. Ondan dolayı uğursuzluk oluyor. Ondan dolayı bereketsizlik oluyor. Yanlış, bütün bunlar yanlış. Ama neden bu başarısızlıklar oluyor? Kişi aile yuvasında mutlu olmazsa, ticaret hayatında da, beşeri münasebetlerinde de, içtimai hayatında da başarısız olur. Yani aile yuvasındaki mutluluk o yüzden önemli. Burada yuvada huzur yok bir kere. Yok. Bir nişan var ama o nişanın da hiç hayrı yok. Kalkıp da bunu, onlar büyü yaptılar, parmağımızda oynatacağız dediler. Kız da söylemiş zaten hocam, yapacağım demiş. Desin, cahil. Yani ne kıymet harbiyesi yoktur. O sözlerin hiçbir değeri yoktur. Yeter ki biz sağlam kaleye sığınmasını bilelim. Sen kendi kendine söyle değil mi? Kainatı idare demek senin elinde, öyle mi? Allah Allah. Benim hayatım da senin elinde, öyle mi? Ya yani, büyük pencereden bakınca öyle değil tabii yani. Öyle değil tabii. Evet. Biz aklımızdan bunları çıkaralım. Yani bu başarısızlıkları, işimizin rast gitmeyişini bunlara bağlamamız da doğru değildir. Sağlam, huzurlu, mutlu bir yuva hayatımız, yuvamız olmalı. Bak o zaman nasıl kapılar açılıyor. Hocam bu şey ne diyorsunuz? 5 yıldır 26 yaşında kardeşi evi terk edip gidiyor. Sonra soruşturuyorlar, savcılık falan araya giriyor. Hayatta olduğu bilgisine ulaşıyorlar. Hayatta diyorlar ki görüşmek istemiyor sizinle evladınız, oğlunuz. Bunu da işte bu anneye yapılan büyüye bağlıyorlar ilgine. Çok yanlış. Böyle şey olamaz efendim. Böyle yurdu yuvayı harap eden 7 şeyden sakının. Eşşirkü billah, Allah'a eş koşmak ve seher, büyü. Büyü yapıldı, yapılıyor, şu etkisi var. Annemdeki büyü bana geçti. Bakın delikanlı evinden uzaklaşıyor, akrabaları ızdırap çekiyor. Ama delikanlı buna şartlandı, buna inandı. Büyü yapıldı bana, ben ailemle görüşmemeliyim. Öyle değil halbuki, öyle değil. Bırak onları. Kim öyle? Kimin, Allah izin vermedikçe kimse bir şey yapmaya muktedir değil. Ya büyük kaynaklı değil ama demek ki bir problem, bir sorun var ailede yaşanan. Evet. Kim bilir hangi sebeplerden ötürü bu kardeşimiz evi terk etti, başka şehre gitti. İşte bir şekilde ona ulaşıp sorunun kaynağının ne olduğunu öğrenmek lazım. Bunu işte uzman bir psikiyatrist onu arayınca bulur, konuşturur, bulur. Onu da dinlemeli, işte onun tavsiyesine uymalı. Belki de zamanla kendisi hatasını düşünüp, öğrenip tekrar ailesine dönecektir diyelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.